Selamlar ailem benim. Hı, gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Yenge ben çok açım ya. Hadi sofra hazır. Bana sarılmak yok mu kız? Ha, niye kıskandırıyorsun beni ha? Ver bakayım. Erkut ne yiyorsun kızın ekmeğini ya? Bir şey olmaz ya, hadi gidelim hadi. Ne yaptın bugün? Ha? Hiçbir şey. Boyama yaptım. Boyama yaptım bütün gün. Evet. Ah kuzularım benim. Gelin. Gelin yemek hazır. Hadi. Sen de geç böyle. Gelin gelin gelin. Oh. Hadi girin girin girin. Oh be. Vallahi nasıl acıkmışım ha. Canım benim afiyet olsun. Ya var ya. Bugün şirkette işi kaybedeceğim diye ödüm bir koptu ki size anlatamam anneciğim ya. Niye lan, ne yaptın yine? Ne yapacağım abi ya? Sen de bana laf sokmak için hazır asker bekliyorsun ha. Oğlum doğru düzgün işini gücünü yaparsan Muhsin amca niye atsın seni işte? Ha, doğru söylüyor abi. Allah Allah ya. Ya şirkette bir kriz oldu bugün. Ama ben Muhsin amcayı aradım. Hem ona hem de şirkete bağlılığımı kendisine belli ettim yani. Hayret bir şey ya. Ha, aferin oğlum. Ne oldu, ne kriz olmuş şirkette? Hisseleri mi düşmüş? Ben de ne anlarım? Vallahi düşmedi ama eli kulağındadır. Çok yakında düşer, görürsünüz. O kadar ciddi mi ya? Hani bir numaraydı bu şirket? Ya Muhsin amcayla Kerem tartışmışlar. Kerem bu matematikçiyi dövdü ya, gözaltına alınmış. Gözaltına alınınca ne oluyor tabii? Toplantıya gidemiyor. Toplantıya gidemeyince Amerikalılar tribe giriyor. Bu nasıl iş diyor, vazgeçiyorlar. Muhsin amca da küplere biniyor tabii. Kerem'i bütün şirketin içinde nasıl azarlıyor biliyor musun? Nasıl azarlıyor ama? Kerem de diyor ki... Ulan diyor ben kaç yaşında adamım ya, bu yaştan sonra kendime laf mı söyleteceğim diyor, basıyor gidiyor. Bizim Ayşe de onun peşinden gidiyor. Benim yerim diyor kocamın yanıdır diyor. Muhsin amca bundan sonra hepten deliriyor tabii. Beni saymayanı diyor, ben hiç saymam diyor. Vallahi bana bir şey oluyor. Ay annem hayır bak sakın, dur sakın. Lan! Oh! Bu şimdi mi söylenir lan? Lan oğlum bu böyle mi söylenir lan? Oh! Rıza abi yapma ya! Gelin beni bırak, oğlanlara bak! Amcam gidiyor! Ya Rıza dur sen de bir ya, bir dur lütfen. Dur bir dur. Yiğidim bırak hadi. Hadi bırak. Yapma. Abicim ne yapıyorsun ya? Ağzımda lokma var ya. Oğlum eniştenle bacının başına türlü türlü iş gelmiş. Sen hala kendi derdindesin. Lan sen nasıl insansın lan? Ya ne gelecek onların başlarına ya? Onun adı Kerem Yeter. Yarın barışacak babasıyla, ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Yanlış yerde duramam. Kimse kusura bakmasın. Hala ben diyor ya. Oğlum Kerem nerede? Ayşe nerede? Kardeşin nerede? Evde kalmıyorlarsa bu çocuklar nerede kalıyorlar? Anam paraları çok tutmuşlardır bir otel ya. Benim şimdi bu matematikçiyi dövmem gerekmiyor mu? Kocası dövmüş zaten. Sen de adam dövmeye yer arıyorsun ha. Yetiyor mu yani Kerem'in dövmesi? Yeter ya yeter. Ha bu arada var ya. Kerem yanına hiç para almadan çıkmış gitmiş. Arabanın anahtarlarını bırakmış, kredi kartlarını falan her şeyi bırakmış ya. Anam! Ben bu işi anlamıyorum ha, yemin ederim anlamıyorum. Ben o kadar paraya sırf döneceğim. Bana felç iner ha, böyle kalırım yemin ederim ha. Peki bize niye gelmiyorlar? Darıldım bak şimdi ben. Ya Volkan'a gitmişler abi. Oğlum, Volkan olur mu ya? Bekar adamın evi laf söz olur. Ya şimdi bu Ayşe'nin odası küçük diye şey yapmadılarsa... Hani bizim odayı hazırlıyorum. Genç, yeni evliler onlar. Rahat ederler değil mi? Vallahi iyi dedin gelin ya. Aklınla bin yaşa. Rıza gidelim çocukları alalım. Gelsinler burada kalsınlar. Burası da onların bir evi. Böyle bilsin çocuklar ya. Gidelim anne gidelim. Yalnız eline sağlık Ayşe. Süper olmuş. Afiyet olsun Volkan. Yalnız Allah için yemek işinde iyi. Güzel olmuş gerçekten ama bir tuzu mu fazla, kreması mı fazla, bir şeyi var ama yine de. Yani tuzu fazla diyorsun da hapur hapur götürdün bütün yemeği. Sana da iltifat yaramıyor canım, güzel olmuş dedik ya. Neyse şu yemek işini de hallettiğimize göre bundan sonrası kolay. Öyle bir dünya yok. Herkes sırayla yapacak yemeği. Ben bugün savdum. Vallahi ben peşinen söyleyeyim, sıra bana geldiği zaman dışarıdan sipariş veririz. Herkesin sağlığı için en iyisi o. Kerem haklı. Sağlığımızdan da olmayalım durduk yere. Kerem sen bence ilk başta bir iş bul. Ondan sonra bize bir sürü yemek ısmarlarsın zaten. Aa, ne olacak ki? Hatta göreceksiniz. Yarın akşam buraya iş bulmuş bir şekilde gireceğim. Hadi bakalım öyle olsun. Kızım Kerem Yiğiterim ben. Türkiye'de bu sektörün bir numarası, Modamo'nun kurucusuyum. Yani bu adam iş arıyor, herhangi biri değil. Duydukları zaman arayacaklardır. Yani şimdiye kadar çoktan duymuş olmaları lazım değil mi? Hani hiç arayan soran olmadı da. Arayacaklar, ben biliyorum. Ayrıca benim kafamda da bir iki yer var. Oralara da CV olacağım. Abi niye bunlarla uğraşıyoruz? Biz Modamu'yu nasıl kurduk? Baştan, sıfırdan. Yeni bir şirket kurarız. Ha? Olmaz mı? Şu an bir şey hatırlatmak isterim. Bence önemli bir ayrıntı. Şimdi tamam, Modamu'yu siz kurdunuz. Ama Muhsin amcanın parasıyla kurdunuz. Burada bir şey eksik. O da baba parası. Tamam, olsun. Parlak fikir her zaman parayı getirir. Bence olur. Girişelim mi? Ne dersin? Kanka şey yapsan, önceden bir sen gir. Ha, boy ver diyorsun. Ha, yani onun gibi bir şey. Sonra ben dahil olurum tabii ki. Ne ayranım dökülsün, ne belim incinsin. Oh be! Ya kardeşim şimdi semt bizim ama ev kira. Yani ikimiz de koparsa kuyudan uzay boşluğunda vallahi kayboluruz. Bir kişinin sibop olarak kalması lazım. Ben bir tabak daha koyayım. Kerem, sen hiç hayatında iş başvurusunda bulunmadın değil mi? İhtiyacım olmadı, evet. Ama ne önemi var? Benim bayağı tecrübem var sonuçta. Onu bunu boş ver de nerede uyuyacağız biz? He? Kim nerede yatacak? İşte sen yatarsın kankamla içeride öyle ayaklı başlı falan. Ben de bu koltukta yatarım. Ha, bu koltuk hatta bayağı rahatmış yani. Ah. En güzel, en rahat koltuğu buldun. Rahat mı bu koltuk? Rahat. Bu evdeki her koltuk rahat. Neden? Sen bu evdeki her koltukta yattın değil mi? Ya yatma anlamında değil. Biz oyun oynuyoruz ya televizyon karşısında. Uzanıyoruz bazen. O yüzden rahat ama hepsi. Hı. Tabii tabii. Sen o kızı Volkan'ın evine getirmiştin. Siz bu koltukta değil mi? Kaç defa söyleyeceğim, olmadı öyle bir şey. Yok öyle koltuklu moltuklu bir şey ya. Aa. Nasıl olmadı ya? Yalan söyleme. Oldu değil mi bu koltukta hem de? Bak gözlerini kaçırıyorsun benden. Uy, uy. Kızım vallahi olmadı öyle bir şey. İki çift laf ettik, sohbet ettik, sonra dağıldık gittik. Tabii. Ben bu evde kalmam. Kalmayacağım ya bu evde. Bu koltukta hayatta uyumam. Saçmalamasana. Kıskanmıyorum diyene bak. Bu kıskançlık değil Kerem, bu kıskançlık. Senin bu yaptığın saygısızlık. Sen bana saygısızlık yaptın. Ben onun altını çiziyorum. Ben bu evde de kalmam, bu koltukta da oturmam. Bu koltukta yatmam zaten imkansız. Tamam, bir sakin ol. İyi, içeride sen uyursun o zaman. Allah Allah, niye içeride yatıyorsun? Baktım. Şuna? Kim nerede yatıyor ya? Abi. Sesiniz apartmana kadar geliyor. Abi sen nereden çıktın ya? Nasıl buldun bizi? Erkut sağ olsun buldu bu şekilde adresi. Hadi düşün önüme, sizi götürmeye geldim. Ha, biz burada rahatız ya. Bir de bütün gün temizledik, topladık ortalığı. Size de rahatsızlık vermeyelim şimdi evinizde. Ya Kerem, şimdi Volkan bekar. Onu da rahatsız etmeyelim, rahatsızlık vermeyelim yani. Mevzu kapanmıştır. Lafım üzerine laf istemiyorum artık. Hadi yürü.